Merhabalar arkadaşlar. Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte AVAX koyunu inceleyeceğiz. AVAX koyunun teknik destek ve direnç seviyelerini birlikte yapacağımız çizimlerle tespit etmeye çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi yayınlarımıza herhangi bir grafik çizmeden başlıyoruz. Grafikleri birlikte çiziyoruz. Destek ve direnç seviyelerini birlikte öğreniyoruz. Ve ona göre yatırımlarımızı birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamdaki amaç finansal okuryazarlığı Türkiye'de artırmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar bilgilerimi sizlerle paylaşıyorum. Çünkü arkadaşlar kripto bir pazar ve bu pazar içerisinde Türkiye'de dünyanın en önde gelen pazarlarından bir tanesi. Maalesef okuryazarlığımız ya da grafik okuryazarlığımız çok düşük olması sebebiyle yabancılar burada bir takım insanlar üzerinden piyasaya koyun pazarlıyorlar ve Türk yatırımcılar kazanmak yerine burada ciddi zararlar yaşıyor. Bunların önüne geçebilmek için elimden geldiği kadar dürüst ve şeffaf bir şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Yayınları izliyorsunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ama yayınlardaki abone oranı çok düşük. İstatistiklere baktığımda %75 izleyen kitle abone olmadan izliyor. Bu durumda ister istemez benim motivasyonumu düşürüyor. Yani bana yardım etmek istiyorsanız lütfen yayınları takip edin ve bildirim butonunu açın arkadaşlar. Birlikte bir şeyleri başarmaya çalışalım ve finansal okuryazarlığımızı daha üst seviyelere çıkararaktan kendi işlemlerimizi, kendi güvendiğimiz grafiklerimiz üzerinden yapalım. Hemen başlayalım arkadaşlar. AVAX Coin bildiğiniz gibi 157-155 dolarlara kadar gittikten sonra buralardan çok sert bir şekilde düşüş yaşadı arkadaşlar. Genellikle altcoin'lerin çoğu bu hareketi maalesef yapıyor. Altcoin'ler arasında çok güçlü proje, Ethereum'a rakip proje gibi projeler çıksa da Bitcoin boğa piyasasında aşırı yükseliyor. Ayı piyasasında ise yaklaşık olarak %98 civarında tepeden düşüş yaşıyor arkadaşlar. AVAX Coin'de şu şekilde bir trendimiz var arkadaşlar. AVAX Coin düşüş trendi bu şekildedir. Hala düşüş trendini kırmış değildir. Çünkü tepeden çok sert bir düşüş yaşamıştır. Ve bu sertlik sebebiyle düşüş trendine yaklaşamamıştır bile. Muhtemel yükselişlerde biz bu düşüş trendinin hedefi olacağımızı düşünüyorum. Bu da bu yakın vadede 30 dolarlardan geçmektedir arkadaşlar. Yani AVAX Coin yukarı doğru yapmış olduğu hareketinde bizim ilk olarak beklentimiz bu 30 dolar civarına gelmesidir. AVAX Coin'de daha büyük yükselişler ve ATH seviyeleri gibi bir hayaller beklemekten önce gerçekçi olmak lazım. Öncelikle AVAX Coin'in bu 30 dolarlar civarını aşması lazım. Düşüş trendini sonlandırması lazım. Ve bu seviyenin üzerinde ise daha yüksek seviyeleri biz konuşabiliriz arkadaşlar. Şu an için AVAX düşüş trendinin altında olması sebebiyle ilk hedefi, ana hedefi 30 dolar civarındadır. Şimdi ara destek ve direnç seviyelerine bakalım arkadaşlar. Şimdi AVAX Coin alttan yapmış olduğu hareketinde şöyle bir görüntü sergiledi. 10 dolar civarlarına kadar düştükten sonra bu şekilde bir yükselen trend oluşturdu. Ancak bu trend bildiğiniz gibi Mayıs aylarında kırıldı ve daha aşağı seviyeler geldi arkadaşlar. Güzel bir görüntü şöyle var AVAX Coin'de. Burada ikili dip gibi bir görüntüsü var. Dolayısıyla bir önceki dibin hemen altından iğne şeklinde tepki alması AVAX Coin'in fiyatının biraz daha yukarılara gideceğini söylüyor. Burada önemli dirençlerden bir tanesi de daha önce kırmış olduğu bu yükselen trendinin seviyesidir. Hangi seviyede bu yükselen trende değerse arkadaşlar burası direnç seviyesi olacaktır. O yüzden bunu da izlemek önemli. Şimdi AVAX Coin'i aldıysak biz bundan maksimum kazancı nasıl sağlayabiliriz? Arkadaşlar bir yükselen trend çizeceğiz. Bu yükselen trend dahilinde ise AVAX Coin'i izlemeye çalışacağız. Bakın AVAX Coin burada yaptığı gibi arkadaşlar bir yükselen trend oluşturuyor. Yükselen trendi aşağı yönlü kırdıktan sonra da çok sert satışlar geliyor. Şimdi burada da AVAX Coin bir yükselen trend oluşturuyor. Bu trend kırılmadığı sürece hedefi öncelikle erken gelmesi halinde buralar, yani bu direnç seviyeleri, buranın da aşılması halinde ise üstten gelen düşüş trendinin ana çizgisi olan bu seviyeler arkadaşlar. Dediğim gibi bu yükselen trend kırılmadığı sürece AVAX Coin'de siz buraları kendinize hedef olarak alabilirsiniz. Ancak düşüş trendi kırıldığında geçmişten tecrübe almanızı öneririm. Daha önce de gördüğünüz gibi düşüş trendi kırıldıktan sonra çok sert satışlar geliyor. 1-2 gün fırsat veriyor arkadaşlar. Ancak üzerine atamadığını gördüğünüz en geç şu mumda AVAX Coin'i elinizden çıkarmanız gerekirdi. Burada da trend kırılır.
Bir iki gün beklersiniz. Eğer üzerine atamazsa burada temkinli moda geçip satmak lazım arkadaşlar. Aksi halde şu şekilde sert bir düşüş görürsünüz. Arkadaşlar piyasaların yönünün yukarı olacağını düşündüğümden dolayı AVAX Coin'de de 30 dolarlı seviyelerin gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu trendin kırılacağını pek zannetmiyorum. Ancak kırılması halinde de disiplinden vazgeçmeyin. Elinizdeki coin'i satın. Trendin üzerine çıktığında biraz pahalı alırsınız. Ancak önceliğiniz para kaybetmemek olsun. Para kazanmak her zaman olur arkadaşlar. Parayı kaybetmezsen kazanmayı öğrenirsin zaten. O yüzden disiplinli hareket etmeniz lazım. Bu disiplini hareket etmek için de finansal piyasalardaki okuryazarlığı iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Bu yayınların bir önemi de bu eğitimin sizlere verilmesinden kaynaklıdır. Arkadaşlar minörde bir düşen hareket çizdiğimizde ise şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Yani daha kısa zamansallıkta AVAX Coin'deki görüntü bu şekilde. AVAX Coin yakın vadede düşenini kırmış. Yani daha öncesindeki yaptığı yükseliş seviyesinden olan düşen trendini kırmış. Ve bir yükseliş trendi içerisine girmiş. Bizim bundan beklentimiz dediğimiz gibi öncelikle bu seviyeler. Sonra ise ana düşen trendinin hedef seviyeleri olacaktır. Şu düşen trend kırılmadığı sürece AVAX'da hayali düşünceler içerisine girmeyin arkadaşlar. Maalesef çok sert düşmüştür ama çıkmaya geldiği zaman o derece sert çıkmayacaktır. Dolayısıyla destekten malı alın, dirençten malı satın. Şu anda bu ürünün destek seviyeleri ise yine bu trendin destek seviyeleridir arkadaşlar. Şu an itibariyle 12.70 civarları AVAX Coin'de destek rolünü oynayacaktır. Bu trendin altında günlük bir kapanış yapmadığı ihtimalde 30 dolarlara kadar AVAX Coin'i taşıyabilirsiniz. 30 dolarlarda ise yeniden bir analiz yapmak lazım. Çünkü bu seviyenin üzerine çıkıp çıkamadığını veya buralarda dirençle karşılaşıp aşağı doğru satış yiyip yemediğini görmek lazım arkadaşlar. Gördükten sonra yine teknik olarak değerlendirmemizi yaparız. Ancak 30 dolara da gelse bu trend kırılmadığı sürece aslında AVAX Coin bir sat pozisyonuna geçmiş olmuyor arkadaşlar. Ne zaman bu trend kırılırsa şurada gördüğünüz gibi o zaman sat pozisyonuna geçiyor. Yani maksimum burada kârı elde edebilmek için trend kırılana kadar bu yükselişe eşlik etmek gerekmektedir. Arkadaşlar ayrıca AVAX Coin'de şu şekilde bir yatay trend oluşmakta. Bu yatay trende fiyat geldiğinde ise AVAX Coin yukarı doğru hareket etmektedir. Bakın bu trende yakın seviyelerde AVAX Coin'in hareket ettiğini görüyoruz. Burada değdiğinde ATH seviyesine gidiyor. Burada değdiğinde daha güzel bir yükseliş yapıyor. Burada değdiğinde belki bundan biraz daha güzel yükseliş yapabilir arkadaşlar. Çünkü bir dip yapıyor, iki dip yapıyor ve ikinci dibin, birinci dibin altından itibaren yükselmesi ve buranın kimseye alım fırsatı vermeyecek şekilde iğne olarak kalması son derece önemli arkadaşlar. Çünkü bir fiyat yükselecekse diplerden kimseye aldırmadan yükselir arkadaşlar. Demek ki burada bir boğa hareketi var ki, yani kısa vadeli bir yükseliş hareketi olacak ki kimseye aldırmadan iğne şeklinde bunu aşağı getiriyorlar ve dip seviyeleri gösteriyorlar. Buralardan da bir yükseliş trendine AVAX'ı götürecekler. Dolayısıyla AVAX'da ana desteğimiz bizim bu seviyelerdir. Yani 10 doların altına inmediği sürece AVAX daha da düşüş trendine girmeyecektir. 10 dolar AVAX'ın alım yerleridir. Ancak bunun daha da altına gelebilir mi? Tabii ki gelebilir arkadaşlar. Şu an için bu dipler, bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 kez çalıştı. Ve 5. kez AVAX 10 dolar civarından yukarı doğru yükseliş trendi kendisini oluşturmuş durumda. Arkadaşlar toparlamak gerekirse AVAX Coin'de ana düşen trendimiz budur. Bu düşen trende kafa atmasını bekliyoruz. Dipten yapmış olduğu destekle birlikte kendisini 30 dolar civarlarına kadar getirmesini bekliyoruz. Aynı zamanda daha önceki yükseliş trendini kırdığı bu çizginin fiyatı AVAX Coin'in hedefi olacaktır. İlk hedef buralardır. Ancak buralara ne zaman geleceğini bilmediğimizden dolayı bu yükselen trendin fiyatı her geçen gün değişmektedir arkadaşlar. Örnek veriyorum, bugün o fiyatlara gelmesi durumunda 22 dolarları göstermektedir. Belki şu seviyelerde gelecektir arkadaşlar. Kesişim noktasında bu seviyelere gelecektir. Buralarda 27 dolar civarlarını göstermektedir. Dediğim gibi AVAX bir yükselen trend içerisindedir. Yükselen trend kırılmadığı sürece AVAX'ı 30 dolarlara kadar taşıyabilirsiniz arkadaşlar. 30 dolar civarında temkinli olmanızı, üzerine atmadığı ihtimalde stop olup kenara geçmenizi, üzerine attığı ihtimalde de yükselişe kaldığınız yerden eşlik etmenizi
tavsiye ederim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yayını beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı, bana destek olmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.